Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Alperen Öztürk. Bugün sizler için MediaMarkt Marmara Forum mağazasına geldik ve oyun odaklı bir dizüstü bilgisayar alırken en çok dikkat etmeniz gerekenlerden bahsedeceğiz. Bildiğiniz üzere oyuncu bilgisayarları normal bilgisayarlara göre biraz daha farklı tasarımlarla geliyor. Hatta bir oyuncu bilgisayarı dediğimizde akla ilk gelen şeyin RGB aydınlatma olduğunu söyleyebiliriz. Evet, dıştan oyuncu bilgisayarlarının genel olarak belirli hatlara sahip olduğunu, bazı özelliklerin benzerlikte olduğunu söyledik. Peki, oyun odaklı bir dizüstü bilgisayar alırken dikkat etmemiz gereken konular nelerdir? Dikkat etmemiz gerekenleri size açıklamak için bugün Marmara Forum'da bulunan MediaMarkt mağazasına geldik. Dilerseniz videomuza geçelim. Evet, gaming notebook alırken en çok dikkat etmeniz gereken ilk temel unsur ekran tazeleme oranı. Bildiğiniz gibi oyunlarda kullanıcılardan daha avantajlı bir hale gelebilmek için ekran tazeleme oranının yüksek olması gerekiyor. Eğer ekran tazeleme oranınız yüksekse rakibinizi onun sizi gördüğünden daha önce görebilirsiniz. Veya hikayeli oyunlar için bahsedecek olursak ekran akışınız daha yüksek olacaktır. Bu yüzden eğer bir bilgisayar alacaksanız ekran tazeleme oranının yüksek olması gerekiyor. Burada 75 Hz, 120 Hz, 144 Hz olmak üzere farklı modeller bulunuyor. Siz de MediaMarkt mağazalarını ziyaret ederek yüksek tazeleme oranına sahip ekranları rahatlıkla deneyimleyebilirsiniz. Evet, oyun odaklı bir dizüstü bilgisayar alırken dikkat etmemiz gereken bir diğer unsur ekran kartları. Ekran kartlarının özellikle grafik değerleri yüksek olan oyunlarda bizler için daha etkili olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki farklı yıllarda çıkan ekran kartlarına sahip laptoplar yine burada bulunuyor. Ekran kartını alırken dikkat etmeniz gereken bir diğer unsur ise içindeki VRAM'i. 4 GB VRAM'i olanlar, 6-8 GB'a çıkan VRAM'i olan modeller yine burada mevcut. Onun dışında tabii ki daha yeni nesil ekran kartına sahip bir laptop aldığınızda tabii ki performans değerleriniz ona göre iyileşecektir. Kullanıcıların laptop alırken dikkat ettiği bir diğer unsur ise SSD. Şimdi sorabilirsiniz hani SSD'nin ne olduğunu. SSD Solid State Drive olarak geçen bir veri depolama birimidir. Hard disklere göre veri aktarım hızı daha yüksek olduğu için bilgisayarınızda önemli performans artışı gözlenebilir. Hatta eğer daha önceden hard diske sahip bir bilgisayar kullanıyorsanız SSD kullanan bir bilgisayara geçtiğiniz zaman hızın önemli derecede arttığını gözle görülür bir şekilde fark edeceksinizdir. Ayrıca oyun indirme veya indirilen bir oyunu yükleme esnasında da SSD'nin farkının bir hayli önemli olduğunu söyleyebiliriz. Ki zaten normalde hard disk takılı olan bir bilgisayarda 30-40 saniyede açılan bir oyunun SSD sayesinde 4-5 saniyede açıldığına bile rastlayabilirsiniz. Bu yüzden eğer oyun odaklı bir laptop arıyorsanız ve performansın da yüksek olmasını istiyorsanız SSD de sizin için çok önemli bir etken olacaktır. Evet, geldik oyuncu bilgisayarı alırken dikkat etmemiz gereken bir diğer unsura. Tabii ki soğutma sistemi. Ekran kartı ve işlemcinin yükle karşılaştığı durumlarda ısınmalar meydana gelir. Tabii ki farklı laptopların tasarım detayları veya soğutma tarafında kullandığı teknolojiler bilgisayarın ısınma oranını tabii ki etkileyen en önemli faktörlerden. Bu yüzden oyun odaklı bir dizüstü bilgisayar alırken soğutma tarafında nasıl bir teknoloji kullanıldığına dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer fan çıkışları rakiplerine göre daha kısıtlı olan bir oyun odaklı dizüstü bilgisayar alacaksanız bu da sizin bilgisayarınızın daha kolay ısınacağı anlamına gelebilir. Bu yüzden bilgisayarın soğutma tarafında nasıl bir teknoloji kullandığı ya da kolay ısınıp ısınmayacağına dair geliştirilen bakır boru sistemleri olsun, alacağınız laptopta var mı yok mu dikkat etmeniz gerekiyor. Hani bence soğutma tarafında iyi bir bilgisayar olmalı ki sonradan bilgisayarı soğutmak için farklı ekipmanlar almak zorunda kalmayın. MediaMarkt'ın dizüstü bilgisayar satın alırken sunduğu bir diğer özellik ise söz konusu modeli alırken hem dahili depolama hem de RAM tarafında istediğiniz zaman hani bu depolama alanını ve RAM kapasitesini arttırabiliyorsunuz. Hani nasıl diye soracak olursanız, diyelim ki bu bilgisayar 8 GB'lık bir RAM ile geliyor ama siz dediniz ki keşke hani 16 GB olsa daha iyi olurdu veya biraz daha yükseltme şansım var mı? İşte MediaMarkt tam da bu anda devreye giriyor. Satın alırken alacağınız bilgisayarın RAM kapasitesini yükseltir. Dahili depolamada da aynı durum mevcut. Diyelim ki 250 GB'lık dahili depolaması olan bir bilgisayar alıyorsunuz. Üzerine 500 GB ya da 1 TB bir SSD eğer ki yuvası varsa veya destekleyen bir modelse kolaylıkla eklettirebilirsiniz. Bu sayede alacağınız bilgisayarın normal kapasitesinin üstüne MediaMarkt sayesinde rahatlıkla ulaşabilirsiniz.
Evet, şimdi oyun odaklı bir dizüstü bilgisayar alırken dikkat etmemiz gereken en önemli unsurlardan birine geldik. Tabii ki giriş ve çıkışlar. Şimdi giriş çıkışlar neden önemli? Onu kısaca sizlere bahsedeyim. Biliyorsunuz ki oyun oynarken sadece oyun bilgisayarı bize yetmiyor. Yani buna bir mouse takabiliyoruz, kulaklık takabiliyoruz. Yani oyuncu ekipmanlarını rahatlıkla takabilmemiz için giriş çıkışların fazla olduğu bir laptop tercih etmemiz gerekiyor. Tabii ki bunun yanı sıra eğer bu bilgisayarı farklı bir monitörde kullanacaksanız display veya HDMI port gibi görüntü aktarımını sağlayabileceğiniz portların da olması gerekiyor. Bunun dışında tabii ki kulaklık tarafında USB tarafından ses alabilirsiniz. Eğer varsa Type-C tarafından ses alabilirsiniz veya kulaklık ve mikrofon girişi ayrı olan bir laptop tercih edebilirsiniz. Bu tamamen sizin ihtiyacınıza kalmış. Fakat onun dışında USB portlarının diğer laptoplara göre bir tık fazla olan bir dizüstü bilgisayarı tercih etmenizi öneriyoruz. Siz de MediaMarkt mağazalarına gelerek buradaki gaming laptopları inceleyebilir ve deneyimleyebilirsiniz. Evet sevgili Teknoloji Oku takipçileri, bugün sizlerle beraber Bakırköy Marmara Forum MediaMarkt mağazasındaydık. Oyuncu bilgisayarı alırken dikkat etmemiz gereken bazı temel unsurlardan bahsettik. Soğutma tarafı olsun, ekran kartı tarafı olsun, SSD tarafı olsun dikkat etmeniz gereken en temel özelliklerden bahsettik. Tabii ki burada sizin bir laptop satın alırken dikkat etmeniz gereken birçok şey olabilir. Hani bir laptopu elinize alırsınız, daha hafif olmasını beklersiniz, daha ince olmasını beklersiniz. Yani aslında sizin o laptopu elinize aldığınızda önemli olan bir deneyimlemeniz. Yani hem teknik özellikleri olsun hem de sizin kullanılabilirlik tarafında bir laptoptan beklentileriniz olsun. İlk önce bir elinize alıp görmenizi tavsiye ederiz. Tabii ki bunları yapabilmeniz için MediaMarkt mağazalarını ziyaret edebilirsiniz. Burada MediaMarkt çalışanları sizler için bu laptoplarda sizin kafanızda oluşan soru işaretlerine yardımcı olacaklardır. Biz burada sizler için temel şeyleri anlattık. Hani sizin yine aklınızda takılan acaba laptop alırken bunu mu tercih etmeliyim veya işte tasarım olarak böyle bir laptop mu tercih etmeliyim gibi kafanıza takılan sorular varsa yorumlar tarafında bizlere sormayı unutmayın. Yorumların hepsini okuyacağız ve sizler için değerlendireceğiz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.